Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün 11 Mart 2023 Cumartesi bir kısa video yapıp yine HDP eleştirip kısaca geçmişi hatırlatıp ondan sonra bu seçim vesilesiyle yaptığım video serisini sonlandırmaya düşünüyorum. Bundan sonra bu konulara pek girme niyetim yok işin doğrusu. Belki muhalefetin şımarık çocuğu Türkiye İşçi Partisi hakkında bir iki video yapabilirim. Çünkü bugün bir beyanatlarını okudum. İşte esas kendimizin çıkaracağımız yerlerde kendi adaylarımızı gösterebiliriz. Diğer yerlerde başkaları da olabilir tarzında ne bileyim artık bir zamanlar ÖDP'nin 90'lı yıllarda yaptığı gibi bir politika izliyorlar. Halbuki bir sosyalist için kendisinin ve adaylarının seçilmesi bile önemli değildir. Esas olarak onun seçimler vesilesiyle söyleyecekleri önemlidir yer bakımından yani şu ya bu yere bu adayı koymak bakımından işte şuna ya da buna oy vermek bakımından kendisi her türlü fedakarlığa hazır olmalıdır. Yani ben onlardan şöyle bir şey demelerini beklerdim. Biz bize verilecek oyların HDP'nin hatta muhalefetin ama öncelikle HDP'nin oylarını dan gelmiş olacağı, onun herhangi bir şekilde bir seçimi kazanmasını engelleyebileceği yol yerlerde ki bu aşağı yukarı Türkiye'nin tamamıdır. HDP'ye oy vermesini istiyoruz. Kendileri eğer yasaklanırlarsa bizim bütün örgütsel olanaklarımızı ve hukuki olanaklarımızı kullanabilirler. Biz onların başarısı için elimizden geleni yapmaya hazırız. Çünkü biz egemen Türk ulusunun imtiyazlı bebeleriyiz. Kürt hareketi karşısında sorumluluklarımız var. Kürtler bu ülkede ezilenlerdir. Biz egemen ulustan sosyalist kendine diyen insanlar olarak onları desteklemekle yükümlüyüz. Onlar bize yer verirlerse uygun yerlerde belki de dolu, dolgu maddesi olarak bu da kabulümüzdür. Hiçbir şey talep etmiyoruz demelerini beklerdim. Ama onlar ne egemen ulustan bir insan olarak bu görevlerini yapıyorlar, ne bir sosyalist olarak bu görevlerini yapıyorlar. İşte biz kazanacağımız yerlerde kendi adaylarımızı göstereceğiz. Diğer yerlerde kim ne olursa olsun tarzında beyanatlar veriyorlar. Ee, yani bunun ne sosyalizm ne, kendilerini sosyalist demeseler ne yaparlarsa yapsınlar hiç ilgilendirmiyor. Ama madem ki kendilerine sosyalist diyorlar biz de onları eleştireceğiz. Onlar hakkındaki yapılacağım eleştiriler ileride video yaparsam video bu mahiyette olacaktır. Bu yasaklama ile ilgili bir şey söyleyeyim. Muhtemelen HDP'nin parasının verilmesi aslında yasaklanacağı ama yasaklamanın da sanki adil bir şeymiş gibi işte bak parasını da verdik ama ne yapalım kanunlar böyledir gibi bir anlama da geliyor. Ee, Buna HDP sanırız hazırlıklıdır. Bu konuda tecrübeleri vardır. Bildiğim kadarıyla herhangi bir yasaklama durumunda Yeşiller Sol Gelecek partisi miydi neydi oradan adaylarını gösterebilirler. Bugün Yüksek Seçim Kurulu katılabilecek partileri saydı. Yeşiller Sol Geleceğin ki ilan edilmemişti. Riskliydi çünkü. Onunki verildi. Bence HDP Katılma ihtimaline karşı kendisi katılamama ihtimaline karşı oradan bütün her iki ihtimale karşı da işte adaylarını belirlemelidir. Oraya vururlarsa oradan, oraya vururlarsa oradan elinden geleni yapmalıdır Arkadaşlar şimdi bugünden sonra muhtemelen dediğim gibi pek bu seçim süreciyle ilgili bir şeyler yapmayacağım. Yapmamın nedeni seçimlerin kazanılmasına hayati bir önem vermemdi. Yani Erdoğan'ın yenilmesinin çok çok önemli olduğu, kritik bir durum olduğu, normal bir seçim olmadığı, bunun için elimizden geleni yapmamız gerektiği bunun içinde benim hedefim muhalefet partileri burjuva partileri olamazdı. Tamam HDP de belli bir alanında burjuva partisi sayılabilir ama o ezilen bir ulusun kitlesel hareketine dayandığı için her zaman için daha e, bize yakın bizim bizden sayılabilecek bir partidir. Dolayısıyla önerim ve eleştirilerim onlara yöneliktir. Onlara yönelik eleştirilerim ve önerilerim de esasıyla şunlardan ibaretti. Siz kendinizi pasif bir pozisyona, bir pazarlık pozisyonuna it, itmeyin. Aksine şu muhalefetin hatalarını bile kaplayacak, kapayacak, Onları zaferi kazanmaya mecbur bırakacak şekilde inisiyatif gösterin. Bunun için neler öneriyordum? Erdoğan'ın yenilmesi esas sorun olduğuna göre bize CHP gibi belli bir gettoya sıkışmış bir aday değil, en karşı kesimden bile eee oy alabilecek, en geniş kesimlerin oyunu alabilecek bir aday gerekir. Ama bunu nasıl tespit ederiz? Bunun yöntemi vardır. Benim oydaşma dediğim yöntemdir. Yani kimin en çok oy aldığı değil, kime kimin en az itiraza uğradığı, kimin en az reddedildiğini bulmaya yönelik bir yöntemdir. Eğer HDP muhalefet partilerine gelin, halk belirlesin Kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağını muhalefetin bunun için 3-4 tane güvenilir şirkete anket yaptıralım. Bütün Cumhurbaşkanı adaylarının adı geçen geçmeyen koyalım isteye insanlara bu adaylara ne kadar karşısınız diye sorular sorulsun. Bunlar içerisinde en az red alan aynı zamanda en çok kabul görendir muhalefet bunu önersin. Muhalefete bunu önerdiği takdirde CHP, şey HDP hem onların önünü açmış olurdu hem Türkiye'nin demokratlarını ve dünyanın demokratlarını yepyeni bir karar alma yönteminin tanıtmış olurdu. Tıpkı eş başkanlık gibi devrimci, alt üst edici bir pratiği gerçekleştirmiş olurdu. İnsanlara bu konuyu, bu çoğunluk yönteminin yanlışlığını tartışma imkanı da yaratmış olurdu. Muhalefeti de bütün bu belalardan kurtarmış olurdu. Ayrıca kendisi bir anda Muhalefetin yol gösterici önder haline gelebilirdi. Ama HDP kendini böyle görmeyince tabii kendisini sadece aman bizi tanıyın, işte bizi gelin de görün, biz anahtar bizim elimizde, işte biz pazarlık yapacağız çizgisine, at pazarlığı çizgisine mahkum etti kendini ve oyun dışında kaldı fiiliyatta. Bunu, bunu ya kabul etmezse diyordum muhalefet, sen kendin yaptır böyle bir 3-4 şirkete, güvenilir şirkete. Türkiye'de halkın en az karşı olduğu, bunu yaptırırken de en baştan söyle, biz böyle böyle bir anket yaptıracağız, şu 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 şirketlere, şu güvenilir şeylere. Bunların çıkar neticesi, yani Türkiye'de insanların en az karşı olduğu kim, kim çıkarsa, şu an bunu bilmeden söylüyoruz. O kişiyi aday olarak muhalefete öneriyoruz tarzında çıkabilirdi. O kişi muhtemelen benim tahminim yani yavaş olurdu. Ama olmaz diyelim başka birisi çıkardı. Her kimse HDP bunu e, şeye önerirdi. E, Altılı Masa'ya ya da işte o zamanki adıyla önerirdi. Böylece HDP bir öncülük pozisyonu elde ederdi. Ama HDP'yi anaları yöneticilerini anaları büyük işler için doğurduğundan onlar bu gibi işlerle meşgul olmadılar. HDP'ye bunları benim ileteceğim ilettiğim takdirde yazılarımla kimsenin ciddiye almayacağını bildiğimden onların ciddiye alabileceğini düşündüğüm hapisteki bazılarına iletmiştim. Belki onların kafasına yatar onlar bir şeyler yapar diye. Onlardan da bir şey çıkmadı. Bu öneriler öyle kaldı. Daha sonra aslında orada kesecektim madem ki olmuyor. Ama iş iyice riske girdi. Zaman daraldı. Bu sefer kendim Çıkması muhtemel kişinin tahmini üzerinden, daha doğrusu tahmin edebilmek için anket şirketleri vesaire imkanlarını araştırdım. Buralardan da bir şey çıkmayınca böyle bir anket yapılsa muhtemel kim olabilecektir? En çok oy alabilecektir, en geniş kesimden oyunu alabilecektir, en karşı kesimden oy alabilecektir diye işte Mansur Yavaş'ın adını öne sürdüm. E, millet bu stratejiler, taktikler falan ön sen Akşener'le Mansur Yavaş'ı destekliyorsun diye fiiliyatta aslında bir e, kişilik yıpratmasına yönelik bir iftira kampanyası yapıldı. Ama olayların gelişimi bütün öngörülerimi doğruladı. Çünkü ben Akşener'in altılı masa içerisinde tehlike olduğunu, hükümetin uzantısı olduğunu, bir tür beşinci kol olduğunu e, söylüyordum. HDP'nin bir görevinin de Akşener'i en, bu sabotajlarını engellemek olduğunu, Mansur Yavaş'ın adının böyle bir işlev de göreceğini, çünkü eski bir ülkücü olması dolayısıyla HDP eğer örneğin Mansur Yavaş'ı önerirse onu reddedemeyeceğini, böylece sabote edemeyeceğini, keza aslında Akşener'in Mansur Yavaş'ı istemediğini, keza bunu Kılıçdaroğlu'nun da reddedemeyeceğini söylüyordum. Aslında Kılıçdaroğlu'nun dayatmaları yaptığını söylüyordum. Kılıçdaroğlu'nun dayatma yaptığı da ortaya çıktı. Akşener'in sabote ettiği de ortaya çıktı. Ama benim hiçbir şekilde hesaplayamadığım halkın bir direnişi oldu. İkisine de baskı yaptılar. Mansur Yavaş'ı da onun yanına koydular. İstanbul Belediye Başkanlığı da onun yanına koydular. Hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği pratikte bambaşka bir çözüm buldular. Yani bu Mansur Yavaş'ı önermekten de daha doğru bir çözüm. Çünkü karşısında değil yanına geçti. Öbür kişi de karşısında değil yanına geçti. Böylece en geniş kesimlerden e, oy alabilmesini şeyin e, Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin adayın imkan sağladılar. Tabii bunun yarattığı ayrıca işte geri dönüş, bunun yarattığı psikolojik şey, muhalefetin bir araya da gelmesi, bunların da başkan yardımcısı olması yani işte altı tane diyelim partinin şeyleri, iki de belediye başkanı, bir de başkan muazzam bir güç oluşturuyor, muazzam bir sinerji de oluşturuyor. Bunun verdiği moral de var. Muhtemelen seçimler kazanılacaktır. Şu anki verilere göre. Hem de büyük bir farkla kazanılma olasılığı da ortaya çıkıyor göre, görebildiğim kadarıyla. Çünkü bu işler biraz böyle kart topu gibidir. Bir kere bir başladı mı tersine gider. Yenilgide de te, bir kere başladı mı tersine gider. Bir iki hatırlatma yapayım yine. Yani de, pardon. HDP bütün bu önerileri dinlemedi. Aksine Aydınlar hep HDP'yi bir nesne olarak ele aldı. Muhatap olarak hep altılı masayı ya da Millet İttifakı'nı ele aldılar. HDP ile de görüş dediler. HDP ise aydınların, gazetecilerin kendisiyle görüşülmesini, önerilmesini, kendine demokrat diyen aydın ve gazeteciler tarafından kendisinin bir tür desteklenmesi gibi kavradı. Burada karşılıklı bir ee, suç ortaklığı var tabiri caizse. Şöyle ki Aydınlar HDP'yi bir nesne olarak görüyor. HDP kendisinin nesne olarak görülmesini ve Altılı Masa'nın onu gö görüşmesi için Altılı Masa'ya git onunla görüş falan denmesini de kendisinin desteklenmesi olarak görüyordu. Ee, böylece karşılıklı birbirlerini e, yani Bozacı'nın şahidi Şıracı gibi destekliyorlardı. Bizim HDP'ye yönelik eleştirilerimiz ise bir düşmanlık gibi görülüyordu. Aslında bir ben HDP'ye çok daha büyük bir misyon yüklemekle, ona çok fazla değer vermekle eleştirilebilirim. Altılı masaya falan hiçbir değer vermemekle, HDP'yi bu değersizleri biraz değerli kıl, demekle belki eleştirilebilirim. Çünkü HDP'nin bir görevi de muhalefetin yenilgisini engellemek. Çünkü onlar yenilirse sen de yenileceksin ve esas taşın altında sen kalacaksın diyordum. Yani HDP'yi bir de muhalefetin hatalarını engelleme görevi düştüğünü söylüyordum. Ama HDP'nin böyle bir sorunu yok. O kendisinin böyle işte Ah, HDP'ye de gideyim falan denilmesinden hoşlanıyor. İyi, hoşlansın. Öyle de devam etsinler. Karşılıklı oyunlarına devam etsinler. Özetle bu. Ee, şimdi yalnız gene bir hatırlatma yapayım dedim. Şöyle arkadaşlar 22 Ocak Pazar günü şöyle bir yazımın başlığı şuymuş. Akşener'in oyununu engellemek ve Kılıçdaroğlu'nun ihtiraslarını genlemek Gemlelek bakımından yavaşın adaylığı demişim ve onu şöyle bir alıntıyla başlamıştım. Akıllılar önce kazanır sonra formalite icabı savaşır. Akılsızlar ise savaşarak kazanmaya çalışır. Bu meşhur Çinli savaş stratejisi üzerine çok, çok harika bir kitap yazmış olan Sun Tzu'nun sözü. O bunu yazdığı dönemde hakikaten durum buydu. Muhalefet Tabiri caizse savaş alanında kazanmak durumundaydı, kazanmaya çalışmak durumundaydı. Erdoğan başından kazanmış durumdaydı. Daha sonra ikinci bir yazı yazdım bu konuda. Baş bu kılıçdaroğlu başkan şey aday ilan edilince dedim baştan ya bir savaşı çevirmek için umutsuzca savaşacağız dedim. Akıllılar önce kazanır sonra formüle, formalite icabı savaşır, akılsızlar ise savaşarak kazanmaya çalışır diyor suntusu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla muhalefet önceden kazanılacağı belli bir savaşa değil, savaşarak kazanmaya çalışacağı bir savaşa giriyor. Şimdi ne yapacağız? Kılıçdaroğlu adayla başından beri yanlış ve riskli bulsak ve sürekli uyarıcı yazılar yazsaksa tarafsız kalamayız. Çünkü tarafsızlık Erdoğan desteklemek anlama gelir. Erdoğan ve ortakları karşısında mecburen mike mike Kılıçdaroğlu'nun kazanması için savaşacağız. Fakat <laughs> bu da olmadı. O meşhur cuma ve pazartesi günleri arasında halkımız Kılıçdaroğlu'na dayatma yapma diye dayatma yaptı. Akşener'e geri dön diye dayatma yaptı. İkisi de adım atmak zorunda kaldılar ve hiç ummadığımız bambaşka bir çözümde buluşuldu. Kılıçdaroğlu'nun yanına, aslında rakibi olan iki rakibi yanına geçti. Böylece e, stratejik bir değişiklik yapılmış oldu aslında Erdoğan'ın yenilmesinin esas sorun olduğu noktası fiiliyatta kabul edilmiş oldu. Yani muhalefet ya da altılı masa işte iktidara gelince şunları yaparız bunları yaparız diye hazırlanıp duruyordu parlamento dışı ama esas Erdoğan'ın karşısında onu nasıl yeneriz hangi adayı çıkarmalıyız sorusunu geçiştiriyordu. Gösterdiğinde de dayatmalar vardı. Dayatmalara karşı dayatmalar vardı yendi. Ama bu üç adı geçen adayın da ikisinin diğerinin yardımcısı olarak tanımlanması aslında fiiliyatta esas sorun Erdoğan'ın yenilmesidir. Tüm güçlerimizi buraya yığmak zorundayız noktasına getirdi. Stratejinin itiraf edilmesi fiili bu şekildeki dönüşümü birdenbire güçler ilişkisini değiştirdi. Stratejinin önemini tanımak ta bakımından bu deney çok önemlidir. Böylece o andan itibaren muhalefet aslında şöyle bir duruma geçti. Önceden kazandığı bir savaşı artık seçim sandığında kazanma durumuna geçti. Erdoğan önceden kaybettiği bir savaşı seçim kazandığını sandığında kazanma durumuna geçti. Yani şu an aslında muhalefet büyük bir olasılıkla çok olağanüstü bir hata yapmazsa, uluslararası durumda hiç hesaplanılmamış bir şey olmazsa, Erdoğan çılgınca bir şeyler yapmazsa muhtemelen seçimleri muhalefet kazanacaktır. Muhalefetin başkan adayı kazanacaktır. Ee, bu kazanma birdenbire Şimdiye kadar ben hep savunma aşamasındayız. Esas görevimiz bir yenilgiyi engellemek, demokrasiyi getirmek, Kürt sorununu çözmek değil. Erdoğan'ı yenmek diyordu. Ama eğer Erdoğan yenilirse birdenbire moment sıçrama momentimine değişebilir. Yani buradan cesaret alan geniş kitle halk demokratik özlemleri için daha radikal talepler isteyebilir, daha hızlı bir değişim isteyebilir. Buna hazırlıklı olmak gerekir. O andan itibaren bugün söylediklerimiz, yani bugüne kadar benim önerdiğim savunma taktiği, savunma stratejisi tamamen anlamını yitirir. Hücum stratejisiyle uygun slogan ve parolalar getirilmesi gerekir. Ama tarih hep şunu da göstermiştir. Savunma zamanında saldırı ile uğraşanlar yani saldırı taktikleri ve stratejileri uygulayanlar saldırının gerektirdiği zamanlarda da gerektiği gibi saldırı ve hücum ve ya da inisiyatif yeteneği gösteremezler. Orada da bu sefer tereddütler gösterirler. Geriye adım atarlar. Muhtemelen seçimlerden sonraki dönemde halkın radikalleşmesi, bir an önce bir şeylerin değiştirilmesi için bastırması, iktidarın ve HDP'nin bu sefer onların talepleri karşısında ay ayak sürücü, geriye itici bir işlev kazanmaları büyük bir olasılıktır. Böyle bir tahminimde var. Muhtemelen böyle bir e, gelişim olabilir. Çünkü cuma gününkü o yenilgi havasıyla pazartesi günkü zafer havası arasında korkunç bir uçurum var. Yani hak öylesine umutsuz bir duruma düşmüştü ki nihayet birdenbire şey oldu ve şu an daha ileri noktalara gitmeye her an için hazır. Hele bir de buna seçim başarısı eklenirse büyük bir farklı seçim başarısı eklenirse halk burada durmak istemeyecektir. Daha ileri talepler ileri sürmeye başlayacaktır. Tabii bu devletin provokasyonları, provokasyonları falan geçerli ama bir kere böyle olmaya başladı mı devletin içindeki bu pisliklerin de hareket alanlarında daral daralmalar, elleri ayaklarına do dolaşmaya baş dolaşmalar başlar. Bu bakımdan böyle bir gelişmeye karşı da hazırlıklı olunmasında yarar var. Bu vesileyle arkadaşlar, e, gerçek yaşanan tarihle yaşanabilecek tarih arasındaki bir şey. Bugün e, farkı ele alıp doğrunun ve ne oldu üzerine bir iki söz söylemek istiyorum. Şu an muhalefet işte, bir moralle muhtemelen seçimlerde de kazanacağı için yapılan yanlışları görmüyor. Yani işte gerçek biz doğruymuşuz ki kazandık diyor. Bu yanlış bir yöntemdir. Tıpkı işte Stalin'in 2. Dünya Savaşı'nda doğruymuş ki işte Hitler'i yendi ama Gerçeklik sadece gerçek olan akli değildir. Akli olan da gerçektir. Yani eğer yanlış politikalar uygulanmasaydı bütün bu fedakarlıklar ve kayıplar olmadan da kazanılabilirdi. Biz gerçeğin özüne ancak hayallerin, bunlar da böyle hayal anlamında hayal kötü bir anlama sahip. Bugün işte gerçekle ilgisi olmayan şeyler anlamında değil, gerçeklere dayanan, mümkün olan şeyler anlamında kullanırsak, davranışlar, sonuçlar anlamında kullanırsak hayallerin aynasında görülebilir. Gerçeğin ne olduğu. Yani şöyle bir örnek vereyim. Örneğin işte Osmanlı'nın 1908'de meşrutiyetten sonra işte bugün Türkiye'nin vardığı noktaya bakarsan çok ileri işte bugün devlet bile internet üzerinden şey diyor. Türkiye dünyanın bilmem kaçıncı ekonomisi falan böyle çok iyi bir sonuç gibi çıkabilir. Ama şöyle bir de düşün. Ermeniler kesilmeseydi, Talat Enver Birinci Dünya Savaşı'na girmeseydi. Yani bugün Türkiye nerede, var, nerede bulunabilirdi? Muhtemelen bugün İtalya'nın falan ya da bulunduğu yerlerde bulunabilirdi. Yani iktisadi gelişme düzeyi olarak bile yani ve demokrasi bakımından. Bu bakımdan biz tarihi gerçekte ne olduğunu anlamak için hayallere ihtiyacımız vardır. Ermenilerin keşilmesi, Rumların katli ve keşilmesi, sürülmesi zorunlu bir şey değildi. Başka alternatifler de vardır her zaman tarihte. Örneğin Tevfik Fikret'in belki zayıf da olsa temsil ettiği vatanım yeryüzü, milletim insanlık diyen böyle bir daha demokrat çizgisi de vardı. Böyle Türk milliyetçisi olmayan. Bu çizgi de üstün gelebilirdi. Bütün bu olasılıklar var. Öte yandan siz bunların neresindesiniz? Yenilseniz bile hangi tarafta bulunmanız gerekir? Aynı şey bu seçimler için de geçerli. Bugün elbette şimdi başarı görünüyor. Herkes geçmişi şimdi niye analım ya? İşte seninki bu yaptığın videoda geçmişten söz ediyor. Zaten artık günü geçmiş konulara şey diyor. Ama bizim için günü geçmiş olup olmamak değil. Biz geleceğin mücadeleleri için bir ders çıkarmalıyız buradan. Eğer benim iddiam şudur. Benim önerdiğim taktikleri HDP izleseydi bütün bu kayıplar olmadan belki çok daha önce bu bulunduğumuz noktada bulunabilirdik. Bunun için bunu engelleyecek hiçbir durum yoktu aslında. Ve PDP bugün kendisine gelinmesini bekleyen işte ya Kürt sorunu da var beni de muhatap alın diyen bir pozda olmaz aksi muhalefetin önünde olurdu. Resmen olmuş, olmamış önemli değil. Fiiliyatta insanların kafasında ve pratikte öyle olurdu. Ama maalesef onlar bunu yapamadılar ve yanlışlarını görebilmek için HDP'nin ve de muhalefetin bu bakımdan bizleri bizler ona hayallerin aynasında bakmalıyız ya da şöyle diyelim Hegel'in deyimiyle gerçek olan akli'dir. Evet bugünkü gerçek akli olarak açıklayım ama akli olan da gerçektir. Akli olan da gerçektir. Bir zamanlar Prusya'nın devlet memurları e, gerçek olan aklı ise işte Hegel'de e, Prusya devleti de gerçektir diyerek Hegeli el üstünde tutuyorlardı. Onun gerici yanına hitap ediyorlardı. Ona sahip çıkıyorlardı. Ama Marx Engels'e diyorlardı ki akli olan da gerçektir. Yani bizim doğru olarak gördüğümüzün de gerçeklik olma potansiyeli vardır ve bunun için uğraşmaya değer. Bizim yapmaya çalıştığımız ustalarımızın izinde giderek verili somut durumlarda benzerini yapmaya çalışmak. Onların bugün dünyada bir itibarı olmayabilir, şu olamayabilir bu. Ama bunlar insanlığın büyük kazanımlarıdır. Büyük değerleri var, değerleridir. Bu devlerin omuzlarına oturmadan uzağı görme şansınız yok. Newton'un dediği gibi. Newton o fizikteki büyük, klasik fizikteki büyük keşiflerini yaptıktan sonra işte çekim gücüne, ışığa vesaire il, ilişkin olarak falan Nasıl başardın diyorlar. Vallahi devlerin omuzlarındaydım diyor. Yani kendinden önce Galileri, Kopernikleri vesaireleri kastederek. Marx, Engels, Lenin, Troşki Kıvılcım'ı gibi devler var. Bunların tarihsel e, birikimleri, katkılarını bilmeden daha uzağa görme şansımız yok. Bizim yapmaya çalıştığımızda bunları unutulmuşluktan kurtarmak, ve yeni kuşaklara ya bakın bir de böyle bir şey var bunları öğrenmeden onları başına gelen hataları yeniden yaşamakla yaşamak kaderiniz olur demekten başka bir şey değil. Şimdilik arkadaşlar bugün bu videomu burada bitiriyorum. Bundan sonra işte dediğim gibi seçimlerle seçimlerle ilgili pek bir video yapmayı düşünmüyorum bu seçim döneminde yaptığım videoları, yazıları, yazıları falan bir ön bir kitap haline getiririm herhalde. Onlara derlerim. Ondan sonra tekrar şimdi eski işimize devam edelim. Yani ulus nedire ilişkin bir şey yapmıştım. Din nedir? Toplum nedir? Varlık nedir? Gibi konulara girip Maksizmi yeniden inşa etme çabasına dev kaldığımız yerden devam edelim. Ha bu arada yine videolar yapmayı düşünüyorum. Birilerini bulabilirsem karşılıklı diyalog tarzında yapmayı düşünüyorum. Ne bileyim belli konuları açıklayan tarzda yapmayı düşünüyorum. Belki haftada bir gün pazar günü olabilir. Böyle konuşmalı tarzda bir sorulu cevaplı videolar yapmayı da arada sırada düşünüyorum. Yani sağlık durumu, yapılacak işlerin mahiyeti vesaire. Ama şu ara seçim havasında olduğu için millet bu gibi konulara pek kafa yormayacağından ben de daha ziyade bunu bir fırsat bilerek daha uzun vadeli çabalara yönelme eğiliminde olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ederim.